Herkese merhaba. Sinema Artı bu hafta yine dop dolu içeriğiyle karşınızda değerli izleyenler. Çok özel söyleşimiz, ilgiyle izleyeceğiniz film listemiz, bir hayat bir film köşemiz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, usta oyuncu Mehmet Özgür'le keyifli bir sohbet, Roger Moore ve rol aldığı Ay Harekatı filmi hakkında her şey, unutulmaz telefon kulübesi sahneleri listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Vizyon haftası yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. Cem Yılmaz'ın kara komik filmleri izleyiciyle buluşuyor. Angelina Jolie'li Malefiz'in devam halkası kötülüğün gücüyle geliyor. Aksiyon ve gerilim türünün çok önemli örnekleriyle dolu bir vizyon artı sizlerle. Hoş geldiniz. Kara komik filmler. Kara komik filmler, Kaçamak ve İki Arada adındaki iki farklı filmden oluşuyor. Kaçamak'ta eşlerine yalan söyleyerek birlikte tatile çıkan dört arkadaşın bulundukları yerin yakınında dünya dışı varlıkların görünmesiyle başlarına gelen maceralar konu edilirken, İki Arada ise arabalı vapurda çalışan Isaac isimli bir karakterin hikayesine odaklanıyor. Kaşarlı sucuklu limon. Arif ve 216, Gora, Yahşi Batı gibi filmlerle gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem başrolünü üstlendiği kara komik filmlerin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebu Ziya, Umut Kurt ve Cem Davran gibi isimler yer alıyor. Dişlerle ilgili bir Viking kuşatması. Yönetmen koltuğunda Jack Burton'ın oturduğu Viking kuşatması, çılgın kadınlardan oluşan bir çete ile kaçak bir Viking grubu arasındaki mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor. Filmde büyük bir plan hazırlığında olan çılgın kadın çetesi, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz kesişlerle dolu bir manastırı katletmek ister. Ancak çetedeki kadınların planları, şeytani bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar. İki grubun arasındaki mücadeleyi kim kazanacaktır? Bahşet Oteli. Haftanın korku türündeki filmi Bahşet Oteli, bebek bekleyen bir çiftin hafta sonu tatili için gittiği kırsal kasabada başlarına gelenleri anlatıyor. Doğacak çocukları için heyecanlı olan çift, hafta sonu için tatile çıkmayı planlar. Tenhada bulunan bir konağa yerleşen karı koca, başlarda hayatlarından oldukça memnundur. Bir süre sonra ise konakta ve çevresinde bazı tuhaf olaylar gerçekleşmeye başlar. Konağın aslında başka amaçlarla kullanıldığını fark eden çift, burada yaşanan doğaüstü ölümlerden haberdar olunca, içine düştükleri tehlikeden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girerler. Şehrin sokakları... Fırtına Murat en uzun gece. Yönetmen koltuğunda oturan Orhan Kılıç'ın aynı zamanda Fırtına Murat lakaplı başkomiser rolüyle oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Fırtına Murat en uzun gece bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi-fare oyununu resmediyor. Adalet kavramını sorgulayan filmde iyiler mi yoksa kötüler mi kazanacak? Malefiz, kötülüğün gücü. 2014'teki ilk filmin devamı olan Malefiz Kötülüğün Gücü, Malefiz ve Ororo arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarında yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor. Yıllar içinde Malefiz ve Aurora'nın ilişkileri nefretten affetmeye, sonrasında da sevgiye dönüşmüştür. Ancak periler ve insanlar arasındaki düşmanlık devam etmektedir. Aurora ile Prens Philip'in evliliği iki tür arasındaki nefreti bitireceği için Ulstead ve Moors krallığında kutlanacaktır. Yaşanan bir savaşta ayrı düşen ikilinin birbirlerine sadakati sınanacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Elle Fanning, Teresa Mahoney, Chivetel Ejiofor ve Michelle Pfeiffer yer alıyor. Oray, kimlik arayışında olan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Aşkıyla inancı arasında kalan genç adamın bir çıkış yolu bulma adına yaptığı arayışın öyküsünü beyaz perdeye taşıyan Mehmet Akif Büyükatalay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oray'ın başrollerinde Zeyşun Demiroğ ve Deniz Orta yer alıyor. Bu yıl Berlin Film Festivali'nde en iyi ilk film ödülünü kazanan Oray, yılın en hoş sürprizlerinden biri. Berlin Film Festivali'nde Alman sineması bölümünde daha önce hiç tanımadığımız Mehmet Akif Büyükatalay ismini görünce zannediyorum diğer film eleştirmenlerinden farklı olarak bir Türkiye'li sıfatıyla çok merak ettim filmi. Ve gerçekten karşıma son derece dinamik, çarpıcı ve iyi yapılmış bir film çıktı. Filmin ödül kazanması da son derece hoş bir sürpriz oldu. Oray, filme adını veren karakter üzerine odaklı bir film. Vicdanlı, sevgi dolu ama çelişkiler yumağı halinde bir karakter. Başını bir şekilde belaya sokup hapse düştükten sonra biraz kökenine, geleneklerine, dinine dönmüş, İslam'ı keşfetmiş ve bir tür vaiz, bir tür imam olarak kendinden gençlere, özellikle de get dolaşıp kötü yola düşmeye, kanun dışı yollara sapmaya eğilimli olan gençlere öğütler veriyor. Fakat bu İslami hayat yaşama hevesi bambaşka bir kültürden gelen, sokaklardan gelen Oray için bazı çelişkilere yol açıyor. Film burada mizahla bu çelişkileri son derece yumuşak biçimde çözümlüyor. Ve filmin esas düğümü Oray'ın çok sinirlendiği bir noktada karısına telefonda 3 kez boş ol dediği bir mesaj bırakması üzerine ortaya çıkıyor. Önce bu yaptığı hareketin sonuçlarına katlanmak istemeyen, önlem almaya çalışan ama başarısız olunca da dinin emrettiği şekilde soruna bir çözüm aramaya çalışan Oray'ın başka olaylarla birlikte kendi vicdanının sesini dinlemeye ve çelişki gibi görünen iki hayat tarzı arasındaki orta yolu bulmasına odaklanıyor film. Ve bence Mehmet Akif Büyükatalay bir diploma filminde son derece başarılı bir sonuca ulaşıyor. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüzde sıra. Başrolünde yakışıklı aktör Keanu Reeves'in yer alacağı aksiyon serisi John Wick'in Balerin adıyla çekilecek spin-off'unun yönetmen koltuğunda kimin oturacağı belli oldu. Karanlıklar Ülkesi serisiyle bilinen Amerikalı yönetmen Len Wiseman'in yöneteceği, kadın bir karakterin başrolde yer alacağı filmde Keanu Reeves'in rol alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Hello? You're in grave danger. Get out of there now. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Kristen Stewart, Ella Balinska ve Naomi Scott'ın yer aldığı Charlie'nin Melekleri filminden yeni fragman yayınlandı. 1970'lerde yayınlanan dizisiyle tüm dünyada hayran kitlesi kazanan, 2000'lerin başında Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu'nun melekleri canlandırdığı iki filmle beyaz perdeye de uyarlanan Charlie'nin Melekleri serisi yıllar sonra sinema severlere geri dönüyor. Online izleme platformu Netflix'ten İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio'nun hayatını konu alan bir film geliyor. The Divine Ponytail ismindeki film, ünlü futbolcunun 22 yıllık profesyonel spor kariyerini ve özel hayatını beyaz perdeye yansıtacak. Yönetmenliğini Letizia Lemartire'nin üstleneceği filmde Roberto Baggio'yu Andrea Arcangeli canlandıracak. Özellikle futbol severlerin merakla beklediği film 2020 yılında Netflix'te yayınlanacak. Emektar karakter oyuncusu Robert Forster, Los Angeles'taki evinde beyin kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 78 yaşında vefat eden Forster'ın kariyeri 1967 yapımı Parıltılı Gözler filmiyle başladı. Mulholland çıkmazı, Charlie'nin Melekleri tam gaz, Kod adı Olympus gibi filmlerde rol alan Forster, Quentin Tarantino imzalı Jackie Brown filmindeki performansıyla da en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olmuştu. Forster'ın son rolü ise Netflix'in heyecanla beklenen spin-off projesi El Camino Breaking Bad Movie oldu. Take your money. I'll make you a deal. Aquaman filmindeki rolüyle çıkış yakalayan Amerikalı aktör Yahya Abdülmatin, The Matrix Forum kadrosuna katıldı. Uzun süredir gündemde olan yeni Matrix filmi için nihayet somut adımlar atılmaya başlanmasıyla birlikte filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Lena Wachowski'nin yazıp yöneteceği filmin başrollerini Keanu Reeves ve Carrie Ann Moss'un üstleneceği belirtilmişti. Ulmati'nin Morpheus'un gençliğine hayat verebileceği konuşuluyor. DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan He-Man, ilk olarak 1987 yılında Dolph Lundgren'in başrolünde yer aldığı Masters of the Universe filmiyle de sinemaya uyarlanmıştı. Süper kahraman filmlerinin popüler olduğu bu günlerde He-Man, beyaz perdeye geri dönüyor. Aaron ve Adam Nee'nin yöneteceği filmde Noah Centineo'nun He-Man'i canlandıracağı belli olmuştu. Online izleme platformu Netflix'in hazırlıkları tüm hızıyla süren, 2021'in ilk aylarında vizyona girmesi planlanan filmin haklarını satın almak üzere olduğu belirtildi. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir oyuncu Mehmet Özgür. Mehmet abicim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ömer'cim, sağ olasın. Öncelikle nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Vallahi iyiyiz, şükür. Halimize şükür, iyiyiz. Her şey yolunda gidiyor. En azından hani sağlığımız yerinde. Ne sağlık güzel. Yerinde olunca da her şey güzel oluyor. Çok şükür, gerçekten de öyle. Tabii bu arada şunu da ifade edeyim. Çok sevdiğim bir oyuncusunuz benim de nacizane. Bu da benim görüşümdür ve tabii birbirinden farklı rollerin hakkını veren hem beyaz perdede hem ekranda böyle bir oyuncusunuz. Ama ben sohbete böyle tiyatrocu yönünüzle başlamak isterim. Nasıl başladı tiyatro hikayesi sizde? Ya işte o aslında bir derin bir hikaye. Gönle düşmüş o çocukken ya da daha öncesinden bilmiyoruz onu. Hep tiyatrocu olacağım diyordum çocukken. Hiç değişmedi o çocukluk yıllarımdan olana kadar hiç değişmedi. Ve bütün hedefim öyleydi. Çocukluk yıllarımda da, okul yıllarımda da. Aslında bir nevi olmuştum aslında. Hani kendim yazıyordum, kendim oynuyordum. İşte okulda, sınıfta, doğum günlerinde bir şeyler yapıyordum kendimce. Sonra radyoda bir ilan duydum. Ve o zamanki ismiyle Antalya Belediye Tiyatrosu'na oyuncular yetiştirilmek üzere oyuncular alınacaktır diye. Ben de gittim dönem sanat yönetmenine, dedim ki ben oyuncu olmak istiyorum. Kaç yaşındaydınız abi? 18 yaşındaydım o zaman daha. Bir de Antalya küçük yer, o zamanlar öyle imkanlar da yok. Oyuncu nasıl olunur bilinmiyor. Evet. Bu kadar fazla konservatuvar yok, özel üniversiteler yok. Ve gittim. O da dedi ki oyuncu olmak biraz zordur dedi ya, sen hani nasıl olacak dedim. Hani böyle bir ilanınızı duydum, o ilan üzerine geldim dedim. Akşam bir provaya gel dediler. Benim o cahil cesaretime biraz şey buldular yani, güzel buldular. Akşam provaya gittim ben. Taşıdığım bir çantam vardı yanımda, onunla beraber. İçinde işte bıyıklarım, sakallarım, kendim yapıyordum onları da. Onları niye taşıyordunuz? Ben her an her yerde oynayabilecek mobil bir durumdaydım. Müthiş. Yani. Tabii öyle bir adamdım. seviyordum yani oyun oynamayı ve ya böyle arkadaşlar arasında o an çantayı çıkarıp hani stand-up yapar gibi mi? Gibi. Meddalık tabii, evet aynen öyleydim yani. Ben doğum gününe gittiğim zaman işte o çanta da yanımda olurdu. Ya hadi bize bir şeyler yap dedikleri zaman çıkarırdım. Kendi yazdıklarımı oynardım orada. Biraz tabii bugünkü aklımla baktığım zaman çok cesaret isteyen bir işmiş. Yani hakikaten bugün yap deseler yapamam mesela. İnsan bilmeyince her şeyi yapabileceğine hükmediyor kalbinde ama öğrendikçe cesareti kayboluyor. Aslında tam tersi olması gerekir aslında bazen ama bu işte böyle maalesef. Ve o gün akşam provaya gittim. Provada izledim. İzlerken işte bir rolün bir tanesini oynayan arkadaş pek iyi değildi. Sonra bir tartışma çıktı. Her şey olacak ya, her şey olacağına varır. Ben de o arada o provada o rolü kulak dolgunluğuyla ezberleyebildiğim kadar ezberledim. Sonra bir tartışma çıktı ve o arkadaş provadan ayrıldı. O gerilimi sakinleştirmek adına beni kullandılar. Hadi gel bakalım oyuncu, sen şu rolü oynayabilir misin dediler. Ben de oynarım dedim tabii ki. Ve ondan sonra... çıktım. Evet. Bana dedim müsaade edin, hemen giyindim üzerimi kendi şeylerimden. Çıktım ve oynadım. Sonra dediler ki ya sen bu rolü oynar mısın? Oynarım dedim. Öyle kaldı. Çok iyi hikaye. Evet tabii bu arada harika bir filmografiniz de var aynı zamanda. Peki siz rolleri neye göre tercih ediyorsunuz? Mesela size gelen bir teklifi, verdiğiniz karar neye göre etkili oluyor? Ya daha çok şuna bakıyorum. Ben kendime ait bir oyunculuk tekniğini kullanıyorum. Yani bir ben ona transfer tekniği diyorum. Ben senaryoyu okurken o dünyaya transfer ediyorum kendimi. Eğer o oynayacağım bana biçilen rol bende yaşıyorsa ya da ben o dünyada yaşayabiliyorsam buna okey diyorum. Rolün büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil benim için. Ben o rolle o dünyada yaşayabilecek miyim ve o rolle o projeye hizmet edebilecek miyim? Sadece bunları düşünüyorum. Eğer yapamayacağımı görüyorsam o dünyada, ona hizmet edemeyeceğimi görüyorsam işte para için o rolü kabul etmiyorum. Ya da efendime söyleyeyim sadece o projenin içerisinde yer alabilmek adına o rolü kabul etmiyorum. Buradan birazcık buradan yürüyorum, kalben yürüyorum, biraz da beynen yürüyorum. İkisini birleştirip mixlediğim zaman ortaya bir hikaye çıkıyor. Evet ben bunun içinde olmalıyım dediğim, ben bu dünyayı yaşayabilirim, bu dünyada bu rolü oynayabilirim ve rolle de bu projeye hizmet edebilirim. Gördün mü? Tamam diyorum. Yoksa ne olursa olsun sonunda teşekkür ediyorum, yapmayın diyorum. Bu ben değilim. Şunu da öneriyorum bazen. Bu adam, şu adam diyorum. Yani bana biçtiğiniz rolü aslında bu arkadaşım daha iyi oynar diyorum. Evet. Öyle daha iyi. Çünkü önemli olan projenin doğru çıkması. Benim o projede olmam değil. Biz zaten ömrümüz vaat ettiği sürece bir yerlerde bir şeyler oynayacağız. Evet, zaten bu yüzden bu kadar beğenilen bir oyuncusunuz muhtemelen Mehmet abi. Çünkü bakıyorum o prensipler, o işte sizin iş ahlakınız... Bir taraftan salt kötü bir karakteri canlandırabiliyorsunuz. Bir taraftan babacan bir Allah dostunun iki rolünde hakkını çok iyi veriyorsunuz. Bunun bir sırrı olmalı diyordum. Evet. Onu anlattım. Tamamen o. Aslında hikayenin kendisi sır. Zaten oyunculuk da öyle bir şey. Sır. Yani o sırra erebilirseniz, o sırra kalbinizi ve beyninizi yatırabilirseniz zaten o zaman oluyor. Kendiliğinden geliyor o. Ve rol yapmıyorsunuz artık. Yaşıyorsunuz. Harika. Peki... Sinemadan devam edelim çünkü yakın zamanda Ali Atay'ın yeni filmi gelecek, Cinayet Süsü. Orada da bir rolünüz var. Bir önceki filmi Ölümlü Dünya'da da rol aldınız. Bu arada Ölümlü Dünya'yı da defalarca izledim, bayıla bayıla yine. Bu yüzden Cinayet Süsü'nü çok merak ediyorum. Orada nasıl bir film bekliyor bizi ve sizi nasıl bir rolde göreceğiz? Valla rolle ilgili bilgi vermeyeyim. İşin içinde biraz sürpriz var. Çok güzel. Onun için ben biraz filmin dışında duruyorum. O sürprizi bozmayayım. İzleyenler de başkalarını anlatıp bozmasın. Ama çok güzel bir iş geliyor. Öyle söyleyeyim. Çok az senaryoyu okurken bu kadar çok kahkaha attığımı hatırlarım. Cinayet Süsü öyle bir senaryoydu. defalarca hani okurken böyle kahkahalarla okudum. Sağ olsun Ali, ki Ali ile çalışmak çok büyük keyif. Çok sevdiğim, insan olarak da, sinemacı olarak da, oyuncu olarak da çok sevdiğim dostum, arkadaşım. Ve kalemler öyle yani, Ali, Feyyaz, Aziz, çok iyi o kalemler. O üçlü değil mi? Evet, kesin. Evet, yani o kalemlerden ve o beyinlerden çıkan bir şeyi bir projenin içerisinde olmak zaten baştan büyük keyif veriyor insana. Ve harika bir film geliyor. Onun müjdesini verebilirim. Of, ben iyice hani, merak ettim şimdi abi. Ölümlü Dünya'nın bir tık üzerinde bir film geliyor diyebilirim. Bir kara komedi mi olacak? Evet. Çok yine güzel. Aynı. Zaten Ali de, kalemler de, Aziz ve Feyyaz da o kafada çocuklar ve gerçekten çok iyiler. Evet, yani bir taraftan da şunu düşünüyorum. Umarım yolu açık olur. Bütün ekibin... emeğine sağlık diyelim şimdiden. Tabii. Daha önceki filmleri de çok beğeniliyor. Belli bir kitle tarafından en azından, ama bakıyorum günümüzde sinema izleyicisinin azaldığını görüyorum. Yani salonlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Çok kaliteli işler de bu yüzden biraz kıymeti bilinmiyor gibi geliyor bana. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani azalan sinema seyircisini, yeni çıkan platformlar bunda ne kadar etkili? Online izleme platformlarından bahsediyorum mesela. Bunda ne kadar etkilidir? Valla istatistiki olarak bilmiyorum ama mutlaka etkisi vardır. Ama ben asıl etkinin, hatta daha doğrusu asıl suçlunun, yani seyirci eğer sinema salonlarına gelmiyorsa yine sektörün bileşenleri olduğunu düşünüyorum. Yani yapımcılar, oyuncular, senaristler, bunlar olduğunu düşünüyorum. Nedenine gelince de biz... Sadece salt para kazanabilmek için, hani biraz önce sohbetimin başında da söylediğimde, salt para odaklı işler yaptık uzunca bir dönem. Yani son 5 yılı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman biz bir gazetenin, herhangi bir gazetenin 3. sayfasına düşen hikayeyi ya da bir sanal medya ortamında birden parlayıveren bir... sıradan bir komikliği beyaz perdeye aktarıp oradan para kazanmayı amaçladık. Dolayısıyla da seyirciyi bıktırdık ya da küstürdük diyebilirim. Halbuki o gelen potansiyeli, bundan 3-4 yıl öncesine dönün, çok ciddi bir potansiyel vardı seyirci açısından. O potansiyeli biz daha kaliteli işlerle salonlarda tutabilseydik, işin rengi bugün böyle olmayacaktı. Çünkü seyirci... tüketebilen bir durum. Eğer siz ona doğru yolu vermezseniz, doğru yolu göstermezseniz ve doğru işler sunmazsanız, neticede adamın cüzdanından çıkacak bir bilet parası var. Onun lüksü de o. Yani o parayı çıkarmayıverir oradan, ki çıkarmıyor şimdi de. Gelmiyor, tercih etmiyor. En azından bekliyor. Yani filmle ilgili istihbaratları duyduktan sonra filme gidiyor. Toparlanabilir mi? Evet, toparlanabilir. İşte çok kaliteli işler de var şimdi vizyona giren. Bu kaliteli işler gibi işler çoğaldıkça ve sektörün bileşenleri artık salt para için bu işleri yapan insanları ayıkladıkça sinemamıza kalite gelir ve kalite geldikçe de seyirci de gelir. Çok önemli bir tespitte bulundunuz gerçekten de abi. Artık gişe filmlerinin de bir tık üstüne çıkılmış olar. Gişe filmleri evet para odaklıdır ama bu salt para kazanma fikri. Yani bir internette parlayan bir sıradan bir insanın onun üzerinden, onun hayranları üzerinden para kazanma fikri çok da sinema olmuyor. Aslında hiç sinema olmuyor. Yani. Bu da tabii ki sinemaya ve sinema seyircisine zarar veriyor. Tabii ki. Türk sineması zarar görüyor. Tabii. Gerçekten de çok haklısınız bu konuda. Sinema zaten sanat ve gişe filmi diye bir duruma ben inanmıyorum. Yani film yapmışsanız zaten sanat yapmışsınızdır. Sanatın da belirli doneleri var. Yani sizin kurallarınız var. Sanat yapacaksanız eğer onun kuralları var. O kuralları siz tatbik etmek zorundasınız. Eğer etmiyorsanız o sanata ihanet etmiş olursunuz her açıdan. Aynen öyle. Peki biraz da... ekranlara gelelim. Çünkü orada da çok sevilen bir yüzsünüz ve TRT 1'de Vuslat dizisinde oynuyorsunuz. Orada bir rolünüz var. Salih Baba rolü. Ben kendi adıma söyleyeyim, izlerken dinleniyorum. Böyle bir huzurlu bir ortamda çok böyle yavaş, dingin bir adam görüyorum orada. Salih Baba ile böyle Mehmet Özgür'ün aslında manevi etkileşimini de merak ediyorum. Nasıl buluyorsunuz siz Salih Baba'yı? Salih Baba tabii ki benim içimden hissederek oynadığım, oynamaktan keyif duyduğum bir karakter. Ve benim hani unutulmazlar içerisinde yer alacak diye düşündüğüm, kendi içimde de öyle gördüğüm bir karakter Salih Baba. Okuduğum ilk anda dedim ki ne kadar güzel, ne kadar dingin bir karakter. Fakat şüphelerim vardı. O şüphelerimi de en başta konuşmuştum yapım ve yönetim ekibiyle. Neydi şüphem? Dedim ki ya bu Salih Baba birazcık daha yaşlı olsa hani acaba doğru adam ben miyim? Çünkü ben biraz genç kalabilirim Salih Baba için tereddütlerim vardı. Sonra oturup bir toplantı yaptık bunun üzerine. Oradaki kerametin yaşla alakalı değil, kalple alakalı olduğunu konuştuk ve orada hemfikir olduk. Öyle olunca da ortaya çok hoş, çok izlenebilir, çok dingin bir karakter çıktı Salih Baba. Aslında çok benzişiyoruz. Ben de Salih Baba gibi hani öyle çok konuşan bir adam değilimdir normalde. Daha çok dinlemeyi severim. Kalbini teslim etmiş bir adamım. Çok hesap kitap yapmam hayatla ilgili. Hayat ne getirirse onu yaşarım. Ama tabii ki tedbirlerimi alarak yaşarım. Benzeştiğimiz konulardan bir tanesi de herkese sevgiyle yaklaşırım. Art niyet beslemem kimseye karşı. Ve ben de ondan bunların şahidiyim bu arada abi. Eyvallah, gerçekten. Eyvallah. Onu da söyleyeyim. Yani karşıdan gelecek her şey aslında hani Allah'tan gelecek olandır ve onu ne engelleyebilirsin ne de onu kontrol altında tutabilirsin. Onun için razı olman gerekiyor her şeyle ve her şeyle razı olduğum bir hayatı yaşıyorum. Çok sert şeyler de yaşadım hayatımda ama her zaman şükrettim. Hala da öyle devam ediyorum. Öyle olunca da güzel oluyor zaten. Çok hesap kitap yapmadığınız zaman işte keşkeleriniz olmuyor. Tüh tüh pişmanlıklarınız olmuyor. Hı hı. Efendime söyleyeyim ya bunu nasıl akıl edemedim dediğiniz anlar olmuyor. Her şey öyle güzel oluyor. Çok haklısınız. Peki bu bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik Mehmet Özgür. Sohbetimize bir virgül koyup hızlı sorularla tekrar burada olalım, olur mu? Olur. Seve seve. Değerli izleyenler, Sinema Artı devam ediyor. Bir Hayat Bir Film köşemizde bu hafta efsane aktör Roger Moore'u doğum gününde anıyoruz ve kendisini James Bond serisinin unutulmaz filmlerinden biri Ay Harekatı ile ağırlıyoruz. İyi seyirler. Sinema Artı olarak bu hafta efsane İngiliz aktör Roger Moore'u doğum gününde anıyoruz. George Roger Moore, 1927 yılında Londra'da polis bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Buckinghamshire, Dr. Challoner Grammar School'un ardından Durham Üniversitesi'nde eğitim gören Moore, 1946 yılında Kraliyet Ordusu'nda teğmen olarak askerliğini yapar. Çocukluğundan beri aktör olmayı hayal eden Moore, 1940'lı yılların sonlarında başladığı sinema kariyerinde oldukça başarılı zamanlar geçirir. İlk olarak Kralın Sevgilisi, Kırık Melodi, Son Hatıra gibi filmlerde yer alır. Bu dönemde adından sıkça söz ettiren Moore'un 1973 yılında James Bond macerası başlar. Sean Connery gibi karizmatik ve maço bir Bond karakterinden sonra George Lazenby, Bond severleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Sadece bir Bond filminde rol alabilen Lazenby'nin hemen ardından Bond olan Roger Moore'un işi oldukça zordur. Bazı eleştirmenlere göre aktör, dış görünüşü itibariyle Bond karakterinden oldukça uzaktır. Tabiri caizse çok temiz yüzlüdür. Sean Connery'de var olan maçoluk onda yoktur ve bu da Bond karakterinin ruhuna zarar vermektedir. Diğer bazı eleştirmenlere göre ise Moore, hem kendinden emin duruşu hem de yarattığı farklı çekim alanıyla Connery'nin bir adım önündedir. İlk olarak 1973'te gösterime giren Yaşamak İçin Öldür filmindeki performansıyla hemen kabul görmekte zorlanmış olsa da, Lazenby fiyaskosunun ardından Bond tarihinde yeni bir çığır açmıştır. Her filminde performansını katlayan, ekrana daha fazla yakışan ve Bond severlerin daha fazla beğenisini kazanan Moore, toplamda 7 Bond filminde rol alarak James Bond karakterine en fazla hayat veren aktör olur. Sir unvanı da bulunan, 1991'de UNICEF elçisi olan Roger Moore, 2017 yılında 90 yaşındayken İsviçre'de hayata gözlerini yummuştur. Dünyanın yörüngesinde dev bir uzay üssü inşa eden, burada seçerek topladığı sağlıklı, güzel erkek ve kadınlardan yeni bir ırk yaratıp, bir nükleer füzeyle de dünyayı yok etmek isteyen megaloman bir milyarder. Dünyayı bu tehlikeye karşı koruma görevi verilen 007 James Bond'un zorlu macerasını anlatan 1979 yapımı bir film, Ay Harekatı. Çekilen en yüksek bütçeli Bond filmlerinden biri olan Ay Harekatı, ilk 8 filmin maliyetinin toplamı kadar bir bütçeye sahiptir. 30 milyon dolarlık bütçesiyle 1995 yılında çekilen Altın Göze kadar en yüksek bütçeli Bond filmi unvanını korur. 1955'te yayınlanan Ay Harekatı romanı, James Bond serisinin yaratıcısı yazar Ian Fleming tarafından yazılmış 3. James Bond kitabıdır. Fleming romanında Bond'un 45 yaşına ulaştığında otomatik olarak 00 listesinden çıkarılacağını ve genel merkezde geri hizmete alınacağını belirtir. Buna rağmen Sir Roger Moore, Yaşamak İçin Öldür filmiyle Bond olarak ilk rol aldığında 45, Ay Harekatı'nda görev yaptığında ise 51 yaşındadır. Çekildiği 1979 yılına kadar Fransa'da yapılan en büyük seti kullanan film için yaklaşık 50 set yapılır. Filmin Venedik'te gerçekleştirilen çekimleri esnasında Papa 1. John Paul öldüğü için sete ara verilmek zorunda kalınır. Çünkü yas için çalan çanlar çalışmayı imkansız hale getirir. Ayrıca Venedik'te tekne takibi sahneleri çekilirken şehirdeki hız sınırlamalarının 5 deniz mili olması nedeniyle ekip engellemelerle karşılaşır. Bernard Lee'nin M karakterine son kez hayat verdiği bu 11. Bond filminde Halle Goodhead karakterine hayat veren Louise Chiles çekimler sırasında hamiledir. Filmin şarkılarını yapmanın yanı sıra kötü karakteri Hugo Drax rolü de Frank Sinatra'ya teklif edilir ancak Sinatra bu teklifi reddeder. Kim Basinger da film için teklif edilen rolü geri çevirenlerden. Sadece bir sahnede silah kullandığı Ay Harekatı'nda ünlü ajan bir pikap dışında arabada kullanmaz. Ayrıca filmde kullanılan bazı sesler 1977 yapımı 3. türden yakınlaşmalardaki seslerdir. Yapımcı Albert R. Broccoli bu sesleri kullanmak için Steven Spielberg'den izin alır. Sir Roger Moore'un tanıtımı için 400'e yakın röportaj gerçekleştirdiği filmde bir de yönetmen cameosu yer alır. Venedik'te San Marco Meydanı'ndaki sahnede yer alan erkeklerden biri yönetmen Louis Gilbert'tır. Mehmet Özgür'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Mehmet abi hazırsanız başlıyorum. Çok hazırım. Peki. Sizi çocukluğunuza götüren koku. Annemin kokusu. Kulağınıza küpe olan bir baba nasihati. Haram yeme. Annenizden öğrendiğiniz en önemli şey. Dürüstlük. En son neye keşke dediniz? Hiç demedim. Son zamanlarda sizi en mutlu eden şey. Oğlum. Sette olmazsa olmazınız. Çay. Ben oynasaydım dediğiniz bir rol. Paramparça Aşklar ve Köpekler filminde El Chivo rolü. Sahne tozu mu, beyaz cam mı? Sahne tozu. Sahneye çıktığınız ilk profesyonel oyun? Kanlı Nigar. O sahnedeki ilk repliğiniz? Haçan sen beni tanıyamıyorsun. Anamı tanıyamıyorsun, babamı tanıyamıyorsun, amcamı, amcamın oğlunu, yeğencemi, yeğencemin oğlunu tanıyamıyorsun, uyumu bilir misin, suyumu bilir misin, bak bakalım bir yerde görmüşlüğün var mı? Bir yoldan geçtik mi, bir dereden su içtik mi, kimsin, nesin, budur muyum, Haçan sen beni bilir misin? Salih Baba'nın sakinliği mi, motordan aldığınız adrenalin mi? Adrenalin. Bıkmadan izlerim dediğiniz bir film. Aa, Tepenin Ardı. Wow. Sizi derinden etkileyen bir kitap. Mesnevi. Otoriter bir baba olmak mı, çocuğunuzla arkadaş olmak mı? Tabii ki arkadaş olmak. Ölümlü dünya mı, yalan dünya mı? Ölümlü düğün. Peki zor soru. Emin Alper mi, Ali Atay mı? İkisi de birden. Tamam. Kolay cevap. Dünyanın neresini görmek isterdiniz? Doğu. Doğusunu görmek istiyorum. Yani hep doğuya gideyim istiyorum. Zamanda yolculuk imkanınız olsa kiminle tanışmak isterdiniz? Mevlana. Hangi yönetmenin filminde oynamak isterdiniz? Vallahi hepsinde oynayayım istiyorum. Güzel cevap. En sevdiğiniz yemek? Kavurma. Akdeniz mutfağı mı, Karadeniz mutfağı mı? Öğlen Karadeniz, akşam Akdeniz. En beğendiğiniz yırtıcı hayvan? Leopar. Kevin Costner mı, Mel Gibson mı? Al Pacino desem. Oo. Peki Julia Roberts mı, Sandra Bullock mu? Pretty Woman. Hayat size ne öğretti? Hayat hiçliği öğretti. Peki son olarak Mehmet abi, 8 yaşında tiyatrocu olmak isteyen o çocuğa oyuncu Mehmet Özgür'den bir tavsiye. Vazgeçme. Çok güzel tavsiye. Peki Mehmet Özgür, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Ömer kardeşim. Çok sağ olasın. Çok keyif aldım bir program oldu. Bizim için de sağ olun. Değerli izleyenler, Sinema Artı devam ediyor. Çok farklı bir liste artı bölümünde sıra. Odağımıza telefon kulübelerini aldık ve filmlerdeki unutulmaz telefon kulübesi sahnelerini sizler için derledik. İyi seyirler. Rosemary'nin Bebeği. Oh, really? Roman Polanski'nin 1968 yapımı psikolojik korku filminde Rosemary Woodhouse'u Dr. Hill'la çılgına çeviren bir telefon görüşmesi yaptığını görürüz. That's marvelous. Matrix. Bilim kurgu efsanesi Matrix filminde Matrix evreninde bulunan karakterler bu evrenden çıkmak için telefon kulübesine ihtiyaç duyarlar. Koş Lola Koş. Alman yapımı filmde paniklemiş haldeki erkek arkadaşı Manny, Lola'yı bir telefon kulübesinden aradıktan sonra Lola'nın zamanla olan mücadelesi başlar. Sıkı Dostlar. Martin Scorsese imzalı Sıkı Dostlar'da James, telefon kulübesinde Tommy'nin öldüğünü öğrendikten sonra telefona hiç de iyi davranmaz. Kuşlar. Alfred Hitchcock'un kült filmi Kuşlar'da Melanie kasabayı terörize eden kuş sürüsünden kendini korumak için bir telefon kulübesine saklanır. Görevimiz Tehlike, Hayalet Protokol. Ethan Hunt, son derece teknolojik olan ve görüşmeden sonra kendisini imha eden bir telefon kulübesinde görüşmesini yapar. Amerikan Sapığı. 2000 yapımı filmde sapık Petrie'yi son derece psikopatça bir konuşma yaptığı telefon kulübesinde alt açıda izleriz. Düşman. Denis Villeneuve imzalı Düşman'da Adam kendisine ikizi kadar benzeyen Anthony'nin evini arar ve onun karısıyla konuşur. Kadın da onu Anthony zanneder. I'm sorry. Komando. 1985 yapımı filmde Arnold Schwarzenegger, telefon kulübesinden kendisine ateş eden adama aldırmadan kulübeyi omuzlar ve fırlatır. Garez 2. Vanessa, kötülcül varlıktan kurtulmak için telefon kulübesine sığınır, ancak burası da onun için pek korunaklı değildir. Salak ile Avanak. Kült komedi filmi Salak ile Avanak'ta telefon sırasını bekleyen sabırsız adamın başına hiç de iyi şeyler gelmez. Telefon kulübesi. Özel görüşmelerini yaptığı telefon kulübesinde mahsur kalan Shepard, kulübeyi hedef alan bir seri katil tarafından kontrol edilmeye başlanır. Joker. Todd Phillips imzalı Joker filminde Arthur Fleck, çok ihtiyaç duyduğu işinden kovulduğunu bir telefon kulübesinde öğrenir ve yıkılır. Sinema Artı'dasınız. Hayatımın filmi. Space Odyssey 2001 ilk seyrettiğimde hakikaten çok heyecanlanmıştım. kemiğin havaya atılışıyla uzayın açılışı ve o zamanki bizim zamanımızdaki bütün gençleri çok etkilemişti. Bunları sayabilirim. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.